Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından geçen yıl Şubat ayında belde kongreleriyle başlatılan 7. olağan büyük kongre süreci il ve ilçe kongreleriyle sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen kongrelere 11 Ocak'ta yeniden başlayan AK Parti'de il ve ilçe kongreleri salgın tedbirlerine uyularak düzenleniyor. Kongrelere sadece il ve ilçe yönetimiyle delegeler katılıyor. AK Parti Konya İl Kadın Kolları'nın 6. olağan kongresi Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Allah'a şükürler olsun ki göreve geldiğimiz andan itibaren ciddiyetle, azimle ve samimiyetle görev yaptık. Bu davanın kadınların omuzları üzerinde yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediye çalışmalarına değindi, hizmetlerde kadınları unutmadıklarını vurguladı. Konya'nın bugüne kadar tartışma konusu olan birçok projesini hayata geçirmeyi inşallah başlangıcını gerçekleştirdik. Şu anda Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Eski sanayi ve karatan sanayinde büyük bir dönüşüm ortaya çıkıyor. Bu hizmetlerimizi yürütürken siz kadınlarımızı da asla unutmuyoruz. Bütün hizmetlerimizin başında kadınlarla ilgili yaptığımız işler bizim önceliğimiz. Kongrede milletvekilleri adına söz alan isimse Gülay Samancı oldu. 2023 yılı içerisinde yapılacak olan seçimler biliyorsunuz hepimiz için oldukça önemli, oldukça kritik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hanımefendinin kale içten fethedilir sözü aslında biz kadınlar için oldukça önemli. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin büyük değişim ve gelişim yaşadığına işaret eden İl Başkanı Hasan Hangı da çalışmalarından dolayı kadın kollarına ve üyelerine teşekkür etti. Emeksizlerindi. Gecenizi gündüzünüze kattınız. Yeri geldi evinizi ihmal ettiniz. Eşinizi ihmal ettiniz. Ama bu dava için, bu davanın lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın alnı hep dik olsun. Mazlumların umudu olan bu liderin eli hep güçlü olsun diye bu gayreti gösterdiniz. Onun için ben ilk günden bugüne kadar bu harekette yer almış tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kongrede kürsüye son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen biziz. Başörtüsü yasağını kaldıran biziz. Kadınlarımızın hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme haklarını da kazandıran yine biziz. Ailede, sosyal hayatta, ekonomide, akademik hayatta, siyasette kadının varlığını ve doğru konumlanmasını sağlayan biziz. AK Parti sayesinde bugün yeni Türkiye'yi inşa eden kadınlarımıza yaptığımız hizmetlerimiz elhamdülillah saymakla bitmez. Bununla büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Usta konuşmasında üst üste taciz skandallarıyla gündeme gelen CHP'yi de eleştirdi. CHP'nin kadınlar üzerinden yaptığı siyasete baktığınız zaman maalesef taciz ve tecavüzlerin arkasının gelmediği ve bunlara susarak, hiç yokmuşçasına davranarak ve hatta mağdurların susturulmasına kadar varan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Kongrede AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı'na Esra Doğancan'dan yeniden seçildi.